yüzüne kan gelmiş canlanmış pürüzsüz güzelleşmişsin dedirtecek çok güzel bir jel hazırlıyoruz hep birlikte arkadaşlar şöyle ışıl ışıl sağlıklı güzel bir cilde kavuşmaya ne dersiniz? Buyurun yapım aşamasına geçelim. Çok sağlıklı bir ürün kullanıyoruz. Pancar eldiven kullanmazsanız kulaklarım çok çınlar. O yüzden baştan söylüyorum. Temiz çalışacağız. Eldiven kullanacağız. Peçeteyle hemencecik her şeyi atı vereceğiz. Tertemiz güzelce istediğimiz losyonu elde edeceğiz. Bir parça küçük bir parça pancarı kabuklarını soydum. Bakın peçeteye attım yıkadım. İsterseniz rendeleyip öz suyunu alabilirsiniz. Veya benim gibi bir karıştırıcınız var ise onu atabilirsiniz. Üzerine gül suyu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı ölçüsünde Gül suyunu da karıştırıcımın içine attım pancarla beraber ağzını kapatıyorum. O arada etrafa bulaşmasın başıma bela olmasın hemen attım kabukları ve bu şekilde püre haline getiriyorum. Sürgecimi aktardıktan sonra pancarın öz suyunu elde ediyorum arkadaşlar. Ee, bunu için lütfen aynı zamanda pancar suyu elde edip içebilir vücut sağlığınızı çok daha iyi hale getirebilirsiniz. Ben posasını attım gül suyu eklediğim için şimdi tarife başlıyorum. Öncelikle bir tatlı kaşığı pancar suyunu ilave ediyorum. Daha jelimsi bir hal alsın istiyorsanız ki ben öyle istiyorum. Biraz daha ekleme yapın. Yani toplamda bir yemek kaşığı pancar suyu ve aloe vera jel ister hazır böyle doğala en yakın jelini isterseniz bitkisinden çıkarttığınız jelini kullanın arkadaşlar. Toplamda bir buçuk yemek kaşığı aloe vera jelini ekledim. İyice karıştırıyorum. Gerekli nemi de vereceğim. Aloe vera jelle hasarlı dokuları da önereceğim. Böyle bir hal aldı. Böyle de kullanabilirsiniz ama çok daha güzel yapacağız. Hibiskus biliyorsunuz. Hibiskus e, çok güzel çok faydalı bir bitki. Hücre deformasyonuna iyi geliyor arkadaşlar. Cildin yaşlanmasına ve kırışıklıklara sebep olan serbest radikallerle savaşarak bizi daha genç dinamik halde tutuyor. Üzerine bir tatlı kaşığı da Hibiskus çayımdan ilave ettim Yani Sıcak suda bekletip Suyumu aldım Şimdi gliserin Lekelerimiz de gidiyor Biz hem Kırışıklıklardan hem Lekelerden kurtuluyoruz bu güzel jelle Bir tatlı kaşığı da glicerin ilave ettim. Eczanelerden rahatlıkla bulabilirsiniz. E vitamini ister bu şekilde isterseniz kapsül olanlarından bir tane ekleyebilirsiniz. 6-7 damla da E vitamini ilave ettim. Çok iyi bir nemlendirme yapacağım. Kırışıklıklarım açacağım. Bunu bir ağzı kapalı kaba aldım. Kapta kalanı o Cam kabımda kalanı da hemen ellerime sürüyorum kendiniz yaptığında Hiçbir damlası bile araya gitsin istemiyorsunuz ellerim yumuşacık yaptı yüzüme uygulayacağım ama önce Kanala abone olup Bildirimleri açıyorum ve alt yazılardan da dilediğim dili seçerek videoyu öyle izlemeye devam ediyorum arkadaşlar İşte Şişemi doldurdum ağzını kapatıyorum Bunu buzdolabında 2 haftaya yakın muhafaza edebilirsiniz İhtiyaç duyduğunuzda eliniz alır avucunuzda bir güzel ısıtır ve onu yüzünüze masaj yaparak bir güzel sürersiniz. Boyun, dekolte, gözaltı, alın, eller, tüm vücudumuzda severek kullanabileceğimiz bir doğal jel tarifi hazırladık. Kırışıklıklarla savaşırken leke problemimizi de giderebileceğimiz yaşlanma karşıtı bu doğal güzel jeli bu şekilde hazırladık arkadaşlar. Sürdüğümde bakın ilk başta böyle bir kırmızı hal alıyor ama öyle kıpkırmızı da olmuyorsunuz. Böyle tatlı bir pembelik geliyor. Daha böyle canlı daha taze güzel duruyor cildiniz. Özellikle akşamları temiz cildinize uygulayın. Bakın dudaklara sürüyorum arkadaşlar. Dudaklara sürmüşken dudak kremi de yapalım o zaman birazdan. Böyle bütün yüzüme sürüyorum. Anında canlılık, güzellik, ferahlık hissediyorum. Umarım siz de hazırlarsınız bu jeli ve fayda görürsünüz arkadaşlar. Bu şekilde bolca yüzünüze akşamları bu jeli iki güne bir sürüyorsunuz. Hızlı şekilde, kolay bir şekilde yaşlılık belirtilerinden kurtuluyorsunuz. Yaşlanma karşıtı, leke giderici, kırışıklık giderici doğal pancar suyu jelimizi hazırlamıştık. Kalan pancar suyumuzda ne yapalım? Dudak bakım kremi ve güzel renk verici bir ruj yapalım arkadaşlar. Pancar suyumdan iki tatlı kaşığı Kabımın içerisine alıyorum ve üzerine hindistan cevizi yağı ekliyorum. Kullandığınız pancar suyu ölçüsünde de hindistan cevizinden ekleyin. Ee, soğuk olduğu için artık havalar bu şekilde katı oluyor. Ben bunu daha iyi homojen bir şekilde karıştırabilmek için ısıtmam gerekiyor. ben Benmarie usul eritmek için de bana bu yöntem çok daha basit geliyor. Çaycımın kapağını açtım böyle birkaç dakikada zaten hemencecik eriye veriyor hindistan cevizi yağı pancar suyuyla birleşiyor çok uzun tutmuyorum arkadaşlar sadece eriyene kadar ve içerisine bal bir tatlı kaşığı dolusu da bal ilave ediyorum İyice karıştırıyorum Mümkünse bir de E vitamini yapalım O çatlamış kurumuş dudaklarımıza gerekli Bakımı yapmış olalım Aynı zamanda da güzel bir Renk vermiş olalım hepsi bir arada olan Güzel bir dudak bakımı Ruju elde etmiş olalım küçük kaplarımı alıyorum Siz Dilerseniz tek bir kapta da toplayabilirsiniz ama ben 3 ayrı kapta Bunları aktarmayı daha uygun buldum. Bakın hemen elimde göstereyim. Bunu allık olarak da kullanabilirsiniz. Cillerinizin nasıl canlı, taze, güzel göründüğünü göreceksiniz. Bu şekilde böyle de Güzel tatlı bir Rengimiz olmuş oldu arkadaşlar Kapağını kapattım Buzdolabında bunu muhafaza ederseniz tekrardan Katılaşacaktır Hindistan cevizi var Ben böyle sürüyorum biraz dışarıda bekletiyorum ben Daha sıvı haldeyken sürmeyi tercih ediyorum Böyle O yüzden Küçük kaplarda Kullanmayı tercih ettim Dudaklarımı içerisine Yerleştirip Böyle bir güzel emmesini yemesini sağlıyorum Hem güzel bir renk veriyor hem de dudak bakımı bu şekilde gerçekleştirmiş oluyorum arkadaşlar. İşte bu güzel doğal bakım rujunuzu dilediğiniz her an kullanabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar o hibiskus çayını lütfen günlük hayatınızda yer edilmesini sağlayın. Sinir sisteminizi güçlendiriyor, bağışıklığınızı güçlendiriyor. Aynı zamanda pancar suyu lütfen ama lütfen sağlığınız için pancar suyu, havuç, elma ekleyerek çok lezzetli hale getirebilirsiniz. İşte biz bugün cilt bakımımızda pancardan ve hibiskustan faydalanarak böyle iki tane güzel tarif elde ettik. Bir losyondu, bir diğeri ise dudak bakımı yapan rujdu. Umarım siz de dener, kullanır, fayda görürsünüz. Ben buraya birkaç tane video bırakıyorum. Belki izlememişsinizdir, onları da izlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla, Hoşça kalın